Arkadaşlar, Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan, değerli öğrencim Tonguç'la birlikte size bugün merhaba hocam. İnkılap tarihinde laikliğe geçişin aşamalarını işleyeceğiz. Nasılsın Tonguç? Hocam iyiyim, zımba gibiyim hocam. Zımba gibisin Tonguç, tel zımbasın, harika bir çocuksun. Şimdi, laikliğe geçişin aşamalarını bilmeden önce laikliğin ne olduğunu bilmemiz lazım. Laiklik nedir Tonguç? Hocam laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır hocam. Mükemmel, bu basit tanımıydı. Ama laiklik temelinde hayatın her alanında, eğitimde, toplumsal yaşamda, hukukta dini, dogmatik düşünce yerine akıl ve bilimin esas alınmasıydı. Bunun da ilk aşaması saltanatın kaldırılmasıyla oluyor. Saltanat nedir Tonguç? İmparatorluk ve krallık hocam. Evet, padişahlıktı, yani sultanın çoğulu saltanat. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte Türkiye modern, laik bir devlet yoluna ilk aşamayı yapmıştı. En önemli engel ise halifeliğin kaldırılması Tonguç. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte laik cumhuriyet yolundaki en önemli engel ortadan kalkmış oldu. Artık Türk devletinin bir ümmetçi devlet değil, din devleti değil, laik bir devlet olduğu ortaya çıktı. Hatırlarsan halifelik ilk başta 4 halifeyle başlamıştı. Evet hocam. 4 halifenin ismini biliyor musun Tonguç? Hocam Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman. Mükemmel bir zekaya sahip Tonguç. Daha sonrasında Emevi ailesi halifeliği saltanata dönüştürmüştü. Babadan oğula geçmişti. Ardından Abbasiler, sonrasında birkaç farklı devlet ve en son Osmanlılardan önce de Memlüklerde halifelik vardı. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim halifeliği bize getirmişti ve biz o zaman halifeliği çok güçlü bir şekilde kullanıyorduk. Dini gücümüzü, dini otoritemizi diğer devletler üzerine paylaşabiliyorduk. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerine doğru halifeliğin önemi azaldı. Biz 1. Dünya Savaşı'nda Araplardan yardım istedik. Gönderdiler mi Tonguç? Göndermediler hocam. Göndermediler. Bize dedi ki madem halifeyi sallamıyorsunuz, bize madem modern laik bir devlet olacağız, o zaman halifeliği kaldıralım dedik. Şimdi tevhid-i tedrisat nedir Tonguç? Hocam ne biçim bir kelime? Arapça gibi geldi bak, hocam. Tevhid vahid yani teklik demek. Tedrisat da dersten geliyor. Yani derslerin tekliği. Yani eğitimin birliği kanunu. Eğitim ve öğretim birleştirilerek Tonguç, eğitim sistemi laikleştirildi. Eskiden Mustafa Kemal'in çocukluğunda azınlık okulları vardı. Böyle vatan haini yetiştiren. Askeri okullar vardı. En iyi eğitim oradaydı. Bir de medreseler vardı. Dini ağırlıklı. Bunların hepsi kafasına göre bir toplum yetiştiriyordu. Anlatabildim mi? Anladım. Herkes kafasına göreydi. İşte tevhid tedrisat bunların birleşimi. Mustafa Kemal dedi ki tüm toplumumuz aynı musluktan su içer gibi aynı kaynaktan faydalanmalı. Azınlık okulları da, askeri okullar da, hepsi de tüm okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmalı ve aynı amaçta, aynı yöntem ve hedefte birleşmiş bir toplum oluşturulmalı dedi. Ve hakikaten de Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı en önemli inkılap budur biliyor musun Tonguç? Neden biliyor musun? Eğitim şart hocam. Eğitim şart ve şu anda senin okuduğun okulda da diğer okullarda da herkes Türk inkılabını, Türk tarihini, Türk coğrafyasını Türk hocalar tarafından öğreniyor. Bunu sen istersen Fransız okuluna git, istersen askeri liseye git, istersen normal işte meslek lisesine git. Hepsi aynı eğitim alıyor Tonguç. Anlaştık mı? Anladım hocam. Sonrasında ne oldu biliyor musun? Şeriye ve efkat vekaleti kaldırıldı Tonguç. Bu ne demek biliyor musun? Hocam onlar da Arapça anlayamıyorum hocam. Şeriye şeriattan geliyor. Yani dini kuralların yapıldığı yer. Bunun yerine ne kurulacak biliyor musun Tonguç? Diyanet İşleri Başkanlığı kurulacak. Evkaf da vakıfların çoğulu. Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulacak onun yerine. Vakıflar ne demek biliyor musun? Böyle zengin insanlar fakirlere yardım etmek için paralarını devlete veriyorlar. Devlet de onlardan aldığı paralarla fakir fukaraya yardım ediyor. Hocam bunlar toplanırsa 2 eder hocam. Aynen 1 artı 1 2 eder. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Ve bunlar laik modern devletin altında birleştirilerekten daha düzgün, böyle tarikatların elinden kurtarılmış bir şekilde halkımıza yardımlar ulaştırıldı. Tekke ve zaviye ne demek Tonguç? Hocam tekkelerde bilim adamları yetiştiriliyordu hocam. Esasında eskiden evet din bilim adamları yetiştiriliyordu. Bak şunu asla unutma Tonguç. Medreseler, tekkeler ve zaviyeler eğer sana sınavda Selçuklu tarihinde ya da Osmanlı tarihinde çıkarsa Harvard gibi gelecek aklına. O zaman çok iyi eğitim veren, pozitif bilimleri de gösteren okullar. Ama sonradan bunlar yozlaşıyor. Bilhassa Mustafa Kemal'in dönemine doğru geldikçe laik modern cumhuriyeti kuracağımız dönemlerde tekke ve onun küçüğü olan zaviyeler artık sadece dini bilimleri gösteren, böyle halkın duygularını sömüren, yozlaşmış kurumlara dönüşüyor. Mustafa Kemal de diyor ki biz de Müslümanız, biz de dinleriz ama Türkiye şeyhlerin, dervişlerin, müritlerin ülkesi olamaz. Tekke ve zaviyelerin ülkesi olamaz diyor ve bunları kapatıyoruz Tonguç. Neden? Çünkü bunlar yozlaştığı için. Bak şunu asla unutma. Osmanlı ve Selçuklu döneminde aklına medrese, tekke, zaviye değil gelince çok iyi kurumlar geldi. Harvard gelecek hocam. Aynen. Ama son dönemlerde yozlaştığını da unutmayacaksın. Türk Medeni Kanunu nedir Tonguç?
Hocam medeni kanunda evlenme, boşanma, Mükemmel seçme bir seçilme zekaya sahipsin. hakkı. Yok, seçme seçilme yok. Ha Gaza pardon geldim. hocam, pardon hocam. Evlenme, boşanma, miras, bu tarz şeyleri medeni kanunla İsviçre'den getiriyoruz. Eskiden mecelle vardı Tomuç. Kanunun esası da mecelle vardı. Mecelle dini değerlere göre, dini kurallara göre belirlenmiş bir şer'i kanundu. Mesela bu kanuna göre kadınlar boşanma hakkına sahip değildi. Kadının şahitliği kabul edilmiyordu. Aynı zamanda bir erkek 4 kadınla evlenebiliyordu. Buna benzer şeyler mantıklı mı sence Tonguç? Hocam olur mu ya? Akla ve bilime ters. O zaman Mustafa Kemal dedi ki biz İsviçre'den akla ve mantığa uygun olan medeni kanunu getireceğiz dedi. Mecelle'yi gönderdik ve kadının ve erkeğin eşit olduğu medeni kanunu getirdik. Marif teşkilatı hakkında kanun nedir Tonguç? Hocam bence eğitimle alakalı bir şey olsa Aynen. gerek. Marif irfandan, eğitimden geliyor. Eğitim teşkilatı hakkında da kanun çıkarıldı ve okul bizim yuvamız, yaşasın okulumuz dendi. Milli eğitime bağlanan okullar, azınlık okulları da Türk hocalarla tarih, coğrafyayı öğrendi ve eğitim tamamen laikleştirilmiş oldu. Aynı zamanda laikliğin son aşaması olan devletin dini İslam'dır maddesi 1924 yılında anayasadan çıkarıldı Tonguç. Demek ki 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildiğinde, 1922'de saltanat kaldırıldığında, 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldığında anayasamızda devletin dini İslam'dır yazıyor. Ama bu maddede çıkarılacak. Niye? Çünkü artık devletin dini yoktur diyeceğiz. Biz laik, modern bir devlet olacağız. Ve sonlara doğru 1937 yıllarda da Atatürk'ün temel ilkeleri anayasaya girdi. Yani Atatürk'ün temel ilkeleri neydi? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, inkılapçılık, devletçilik bunların hepsi anayasamıza giriyor. Ve dolayısıyla da anayasamız iyice laikleşmiş oldu. Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Hocam ezan okunuyor. Bak oradan da aklıma geldi. Evet, biz Müslüman bir ülkeyiz Tonguç. Biz dinimize saygılı, bağımlı bir ülkeyiz. Fakat biz aynı zamanda laik bir ülkeyiz. Yani biz kesinlikle dinsel kıyafetleri kullanaraktan şeyhlerin, dervişlerin, mülklerin toplumda yozlaşmaya çıkmasına izin vermedi Mustafa Kemal. Dedi ki artık dini kıyafetlerle Diyanet İşleri Başkanı hariç kimse öyle gezemez dedi. Mesela şimdi ben hoca olsaydım, tamam mı? Böyle kocaman sarıkla gelecektim. Sen de ister istemez talebe olduğun için, mürit olduğun için benim yanımda ezilecektin. Ama biz toplumsal eşitlik açısından, laiklik açısından dini kıyafetleri, ibadet yerleri dışında yasakladık. Ödüllü sorumuzun cevabını da yorumlara bekliyoruz Tonguç.